Sevgili izleyenler, şu anda ilçemize bağlı Sazgeçit Mahallesi mevkiinde sınırlar içerisinde bir tarladayız. Yiğit Tarım'a ait bir tarladayız. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Mustafa ben. Evet. Çiftçilik yapıyorsunuz Mustafa Bey. Çiftçilik yapıyorum. Burada kırmızı pancar yetiştiriyoruz organik evet. olarak. Ereğil olarak pek alışık olmadığımız bir ürün aslında bizim. Pek yaygın değil. Yiğit Tarım bunu ekiyor ve ektiriyor. Evet. Özelliklerinden bahseder misiniz? Hangi alanlarda kullanılıyor? Bu yurt dışına ihracat. Tamamen konsantre oluyor. Yani daha değişik şeyli turşu falan da yaptıklarını söylüyorlar ama şu anda biz sadece konsantresi, Erkon konsantre yapıyor. Evet. Ve yurt dışına ihracat ediyor. Genelde gıda boyası olarak kullanılıyor. Gıda boyası, tamamen organik gıda boyası. Evet, yetiştirme süreci nasıl oluyor efendim? Kaç ayda yetişir? Daha sonra hangi aşamalardan geçiyor? 3 aylık, yani bir 90 gün bir süreçte bu yetişiyor. Evet. Tamamen organik, yani hayvan gübresi ve sıvı organik gübrelerle yetişiyor. 3 aylık bir süreçte. Çok su ister mi? İlk başlarda çok su isteyen bir bitki. Ondan sonra her hafta ver, yani 7 gün, 8 gün, 10 güne bir veriyorsun. Mecbur, yani balık gibi hiç sudan çıkmıyor. Peki 3 aydan sonra yeniden bir ekim yapma şansınız var mı? Dinlendiriyor musunuz toprağı mesela? Toprağı şu an tamamen burası sökümden sonra sürülecek. Evet. Ve dinlenmeye bırakılacak. Ta ki ne zamana kadar? 2021'in Mayıs ayına kadar. Bir dahaki seneye kadar. Evet. Evet, daha sonra peki toplandıktan sonra hangi aşamalardan geçiyorum? Bu burada şimdi kamyonumuza yükleniyor. Yıkama var, yıkamaya yıkılıyor. Buradan yıkanıyor. Evet. Ve fabrikamız olan Erkon Konsantre'ye buradan naklediliyor. Peki siz kaç yıldır ekimini yapıyorsunuz bu ürünü? Aşağı yukarı pek yaygın değil. Bir 9 senedir bunu ekiyoruz biz burada. Siz bölgemiz çiftçisine herhangi bir mesajınız olur mu? Bir tavsiyeniz olur mu ürünün kalitesi, verimi hakkında? Çünkü büyük ihtimal bu ihracatta kullanılıyor değil evet, mi? Yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Bu konsantresi yurt dışına gidiyor. Bunu fazla büyütmeyeceksin. Yani standartı budur. Ondan sonra yani güzel, yani 10 ton, 11 tona kadar verim alıyorsunuz veriyor yani. Degardan. Tavsiye ediyorsunuz yani ediyoruz. Çiftçilere. Bunu tavsiye ediyoruz. Ekenler de oluyor yani. Müstahsillerimiz var, ekiyorlar. Evet. Güzel de verim alıyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda Ereğli'mize önemli ölçüde katma değer sağlayan önemli firmalarımızdan Erkon Konsantre sahibi Sayın Arif Yiğit ile beraberiz. Arif Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ismim. Kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ediyoruz firmamıza. Teşekkür ederiz. Bugün kırmızı pancarla ilgili çekimler yaptık biz. Sazgeçit evet. Mahallesi mevkiinde. Siz de uzun yıllardır bu alanda hizmet veriyorsunuz. Evet. Önemli ölçüde ihracat yapıyorsunuz. Hatta Türkiye'ye de önemli girdiler sağlıyorsunuz siz. Neler söylemek istersiniz kırmızı pancar ekimiyle ilgili özellikle çiftçilere? Evet, firmamız 2008 yılında kuruldu. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde. Kuruluşun takibi ben süratli bir şekilde meyve ve sebzelerden konsantre elde edip ihraç amaçlı üretime başladık. Ürünlerimiz içerisinde siyah uç, kırmızı pancar, karalahana gibi renkli ürünler de var. Bunlar gıda boyası teşkil ediyorlar. Üretimden sonra fabrikamıza geliyor, bunlar da işleniyor. Daha sonra kalitelerine göre tasnif ediliyor. Ülkelerin istedikleri ya da firmaların istedikleri kalite ve miktara göre biz bunları ihraç ediyoruz. Kırmızı pancarın şöyle bir özelliği var. Doğal gıda boyası olarak kullanılıyor, içecek sektöründe kullanılıyor, içeceklere karışım olarak kullanılıyor. İçerdiği beta karotin, betanin ihtivasının çok yüksek oranda. Dolayısıyla içerdiği antioksidan özelliği nedeniyle de çok sağlıklı bir içecek. Birçok faydası, faydası var. Ülkemizde maalesef çok aslanıyor ama yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde ve Uzak Doğu'da çok talep gören ürünlerimizin içerisinde. Siz sık sık yurt dışına gidip geliyorsunuz efendim. Evet. Nasıl orada? İlgi daha mı fazla oluyor? Evet. Özellikle geçtiğimiz birkaç yılda artarak devam eden bir talep var. Bu yıl özellikle Güney Kore'den çok yüksek talepler alıyoruz. Özellikle organik üretilmiş ürüne çok talep var. Biz de 2 yıldır organik üretim de yapıyoruz sertifikalı. Ve gönderiyoruz. Çok memnunlar alıcılarımız. Tabii bir de gıda boyası, doğal gıda boyası yönü var.
O da giderek artan bir talep görüyor. Erkon konsantre olarak yaklaşık 30 ülkede 70 civarında alıcımız var. Bunun içerisinde siyah uç, kara lahana dediğimiz gibi ürünler de var. Ve diğer klasik ürünlerimiz, nar konsantresi, vişne konsantresi, kiraz konsantresi ve elma konsantresi ve zaman zaman da talebe göre çilek konsantresi de üretiyoruz. Yeni ürünler keşfetmeye çalışıyoruz, yeni renkler üretmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin talep ve ilgisi doğrultusunda onları üretip göndermeyi amaçlıyoruz. Hem ülkemize hem bölgemize ihracatla birlikte önemli bir katma değer, önemli bir girdi sağlamayı hedefliyoruz. Evet, Arif Bey, bölgemiz çiftçisine ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evet. Özellikle kırmızı pancar anlamında. Kırmızı pancar dediğimiz gibi ülkemizde çok bilinen bir ürün değil. Sadece bazı bölgelerde turşu amaçlı, turşu yapımında kullanılıyor. Ancak biz bunu endüstriye çok daha fazla nasıl sağlarız? Tabii her kırmızı pancar olmuyor. Özel tohumlarla üretilmesi gerekiyor. Giderek artan bir talep var. Onun için önümüzdeki yıl ve yıllar bölge çiftçimize biz gelip bu ürünün üretilmesi için temaslarda bulunacağız. Peki efendim. Dediğim gibi artarak bir giden bir talep var. Umarım ve dilerim ki çok kısa bir zamanda bölgemizin de önemli ürünler arasına girecek. Biz başarılarımızın artarak devam etmesini diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.